Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allamtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhikna bis salihin. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. En-nev'u s-sani aşara, 12. nevi, ma teahhara hukmuhu an nuzulihi ve ma teahhara nuzuluhu an hukmihi. Ayet-i kerimenin nazil olup da hükmü daha sonraya bırakılması söz konusu veyahut da hüküm tekarrur ediyor da ayet daha sonra geliyor. Ayetin inip hükmünün ertelenmesi veya hükmünün beyan edilip ayetin daha sonra gelmesine dair nevi. مَا تَأَخَّرَ hukmuhu an نُزُولِهِ. Ayet daha evvel inmiş, hükmü teahhur etmiş. وَمَا تَأَخَّرَ نُزُولُهُ an hukmihi. Hükmü beyan, hükmü tekarrur etmiş, hüküm konulmuş, ayet daha sonra gelmiş. Buna dair nevi. Belki bir cümleyle şöyle söylenebilir. Daha önceden inip de ihtiva ettiği hükmü daha sonra uygulanan ayetler, virgül, hükmü konulup da nüzulu daha sonra gerçekleşen ayetlerle ilgili nevi. قَالَ الزَّرْكَشِي فِي الْبُرْهَانِ قَدْ يَكُونُ النُّزُولُ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ. Şimdi diyor ki Burhan'da Zerkeşi, bazen ayetin nüzulu hükmünün önüne geçebilir. Yani ayet daha önceden nazil olmuştur, hükmü daha sonra uygulanır. Ne gibi? Tekavlihi kad eflaha men tezekke ve zekere esme rabbihi fasalla ayetinde olduğu gibi. Bu örnek zayıf bir örnek. Zayıf da değil, hatta ulemanın ekserisi reddetmiş bunu. Çok güzel açıklaması var bunun. Fahrettin Razi'den. Aslında bu örnekle başlamamalıydı belki. Herkesin üzerinde ittifak ettiği bir örnekle başlamalıydı ki ben onu şöyle söyleyivereyim. Mesela aşağıdaki hemen ikinci paragrafta ve Ecebel Begavi diye başlayan paragrafta örnek var. Ama Begavi de orada cevap verirken kesin olandan hareketle yukarıdakine cevap vermiş. Ama Begavi'nin cevabı kesin olandan hareketle yukarıdakine cevap vermesi tutarsız. Ama istidlal ettiği örnek kesin. Mesela La uksimu bihâzâ l-beled ve ente hillum bihâzâ l-beled. Bu ayet diyor ki, bu beldeye yemin olsun, sen bu beldeye helal olacaksın. Ve ente hillum bihâzâ l-beled. Yani bu belde senin olacak, öyle diyelim. Peki bu sure Mekki bir sure. Halbuki bu sureden daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam hicret etti. Allah Resulü'nün Mekke'ye hakim olması ne zaman gerçekleşti? Fetih günü gerçekleşti. Yani bak ayet nazil olmuş, hil olma hükmü yıllar sonra gerçekleşti. Hatta bir örnek daha var, o da aşağıda geliyor malum. Kamer suresi 45. ayet. Bu Mekki bir ayet. Seyuhzemül cem'u ve yuvellûneddubur diyor. O cem yani kafir, müşrik, güruh hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp gidecekler. Hatta orada Hazreti Ömer diyor ki, ya hangi güruh ki bu hezimete uğrayacak? Ne zaman arkalarını dönüp gidecekler falan? Ben yıllarca böyle düşündüm diyor. Çünkü bu ayet gelmiş hicretten 2 sene evvel arkadaşlar. 2,5 sene evvel. Hicretten 2 sene sonra da ilk defa Bedir gerçekleşiyor. Ta Bedir günü baktım ki diyor Allah Resulü Aleyhisselam galip gelince Bedir'de Seyuhzemül cem'u ve yuvellûne dubur ayetini okudu. Ve onların hezimeti o gün gerçekleşti. Yani ayet müşriklerin Bedir mağlubiyetinin gerçekleşeceğini 4,5 yıl öncesinde haber vermiş. Ve bu mağlubiyete dair ayetin verdiği hüküm müjde 4,5 yıl sonra gerçekleşmiş. Ne oldu? Ayet önceden geldi. İfade ettiği hüküm ta daha sonra gerçekleşti. Bu teakhara hukmuhu an nuzulihi kısmına örnek. Nüzulü daha önce gerçekleşmiş, hükmü nüzulüne teahhur etmiş. Yine aynı şekilde mesela Tira suresindeki وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَفَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Hak geldi, batıl zail oldu. Ya İsra suresi evet hak geldi, batıl zail oldu dedi ama
Mekki bir sure. Ta fetih günü Allah Resulü aleyhisselam putları kırarken bu ayeti okudu. Yani hükmü ta o zaman gerçekleşti. 10-12 sene sonra gerçekleşti. Dolayısıyla bunlar doğru. Ama gel gelelim yukarıdaki ilk örneğe. Arkadaşlar bu hakikaten zayıf bir tevil. Şimdi burada diyor ki Zerkeşi'den almış. Kendisi de aynı kanaati söylüyor Suyuti. Kad eflaha men tezekke. Tezekke'yi burada zekat vermek, infakta bulunmak gibi anlamışlar. Ve zekâra sma rabbihi fasalle. Rabbinin ismini anıp da namaz kılmak. Hatta oradan fıtır sadakası, tezekka, fıtır sadakası ve zekâra sma rabbihi fasalle da bayram namazına delildir. Bu ayet Mekki olmakla birlikte hükmü ta Medine'de gerçekleşti falan. Ayet önce indi, hükmü orada uygulandı diyorlar ama buna Fahrettin Razi çok güzel bir cevap veriyor arkadaşlar. Ben hemen şöyle aktarayım kısadan. Bir, yani zaten Suyuti kendisi de burada gale bâduhum diyerek reddedenleri söyleyecek de. Bir defa diyor Razi tezekkâdan zekatı veya fıtır sadakasını çıkaracaksak ve zekâlaşma rabbihi fesallâdan da bayram namazını çıkaracaksak diyor. Yani namazla zekatın birlikte anıldığı ayetlere baktığımızda اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ önce namaz sonra zekat anılır. Bir defa burada söz dizgisi itibariyle tezekka evvel önde gelmiş ve zekara esma rabbi fesalla geride gelmiş. Kur'an'a bütünlüklü yaklaştığımızda hani bugün hep derler ya bütüncül yaklaşım. Bir defa diyor Razi bütüncül bir yaklaşımla Kur'an'a baktığımızda bu ayet namaz ve zekatın beraber zikredildiği ayetlere benzemiyor. Dolayısıyla bu tevil bu açıdan tutarlı değil birincisi. İkincisi diyor bil ittifak bu sure Mekki bir sure. Mekke'de bayram namazı da yoktu. Fıtır sadakası da yoktu. Dolayısıyla buradaki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى'yı tezkiye etmek, tezekki etmek, arınmak, şirkten ve küfürden arınan felah buldu. وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ Rabbinin adını anan fesalla ve ardından da namaz kılan o manada Mekke'de namaz vardı zaten. Dolayısıyla şirk kirinden anıp Rabbinin adını anan ve namaz kılan kişi felah buldu demektir bu. Dolayısıyla fıtır sadakası ve bayram namazıyla alakası yok bunun diye. Hatta orada çok güzel bir bilgi veriyor. Kulda diyor bir kulda önce şirk unsurundan arınma daha sonra da marifetullah üçüncü aşamada da şirk unsurundan arınmanın ve Allah'ı tanımanın fiili göstergesi olarak ibadetler ortaya çıkar. Bu ayette buna da işaret var diyor. Tezekkâda şirkten arınmak, ve zekâra esmâ rabbihi Allah'ın adını anmak, Allah bilinci artık kişide oluşmuş, fesallâ ve namazı kılmak. Hatta ahkam boyutuyla baktığımızda, ahkam tefsirlerine baktığımızda, ve zekâra esmâ rabbihi fesallâ ayetinden İftitah tekbirinin namazda rükün olduğunu da bu ayetten hareketle tartışır fakihler. Dolayısıyla bu ayeti biz evet bu başlık altına almış Suyuti, Burhan da öyle almış ama böyle değerlendirmiyoruz arkadaşlar. Burada efendim ne fıtır sadakasından bahsediliyor ne de bayram namazından bahsediliyor. Burada Hazreti Peygamber aleyhisselam ve müminlerin Mekke'de kıldıkları o beş vakit namazdan da evvel günde iki vakit namaz kılıyorlardı malum onlar kastedildi. Fakat Ravel Beyhakiyyu ve gayruhu an İbni Umar'a enneha nezelet fi zekatil fıtri yani Beyhaki ve diğer muhaddisler İbni Ömer'den bunun fıtır sadakası hakkında nazil olduğunu beyan etmişler. Öyle tahric etmişler. Ve ahracel bezzar nahvahu merfu'an diyor ama neticede bu eleştiriliyor arkadaşlar. Doğru değil bu. Ve kâle ba'duhum şimdi kendisinin kabul ettiği görüşleri verirken Suyuti isimleri açıkça zikrediyor ama bu doğal yani kendisinin kabul etmediği görüşleri verirken kâle bâduhum diyor. İtiraz var burada çünkü. Lâ edrî mâ vecuhu hâzet te'vîl. Bazı alimler demişler ki ya böyle bir tevili anlayamıyorum ben lan nasıl tevil edeceğiz bunu? Enne sûrete mekkiyetun. Bir defa bu Âlâ suresi Mekki bir sure. وَلَمْ يَكُمْ بِمَكَّةَ عَيْدٌ وَلَا زَكَاتٌ وَلَا صَوْمٌ Mekke'de ne bayram vardı, ne zekat vardı, ne fıtır sadakası vardı, ne savm vardı. Zekat dediği fıtır sadakası.
Dolayısıyla bunu böyle tevil etmek doğru değil diyor bazıları diye itirazı öyle veriyor Suyuti. O bazıları içerisinde Fahrettin Razi de var yani. Ve ecebel Bagaviyyu bi ennehu yecuzu en yekunen nuzulu sabikan alel hukmi. Bagavi nuzulun hükme sebgat edebileceğini belirterek cevap verdi diyor. Yani nüzul önce gerçekleşir, hüküm daha sonra teessüs eder. Kema kale, nitekim Cenab-ı Hakk'ın şöyle dediği gibi la uksimu bihâzel beled ve ente hillum bihâzel beled. Mesela bu sure fessuretu mekkiyetun. Mekki bir suredir. Ve kad zahara eserul hilli yevme fethi Mekke'te. Ki hil eseri yani Mekke'ye hulul etme ve Mekke'nin müminlere helal olması, Mekke'ye hakim olmalarına dair emareler fetih günü ortaya çıkmıştır. Ki hatta kâle aleyhissalâtu vesselâm neticede Allah Resulü aleyhissalâm şöyle demiştir. Ühillet li sa'atun min nehâr. Yani gündüzün bir vakti bana helal kılındı. Birkaç kişi öldürülmüştü fetih günü, onu söylüyor. Ve kezalike nezele bi Mekke'te. Yine aynı şekilde mesela seyuhzemül cem'u ve yuvellûned dubur ayeti Kamer suresi 45. ayet Mekke'de nazil oldu. Kale Umar ibnü'l-Hattabi fekultu eyyü cem'in. Ya bu cem hangi cem'dir? Hangi güruhtur bu? Hezimete uğratılacaklar. Felemma kana yevmu Bedrin, ama ne zaman ki diyor Bedir günü gerçekleşince ve hezemet Kureyş'ün ve Kureyşliler de efendim hezimete uğrayınca nazartu ila Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, bak Allah Resulüne baktım fi atharihim musalliten bis seyfi, onların ardından böyle kılıcını kınından çıkararak Allah Resulü aleyhisselam ve yakulu şöyle diyor seyuhzemul cem'u ve yuvellûned dubur ayetini okuyordu. Fekânet, dolayısıyla ayetin hükmü li yevmi Bedrin, Bedir günü gerçekleşti. Ahrecehu Tabarani fil Evsat. Mucemül Evsat'ta gelmiş bu bilgi. Ve kezalike yine aynı şekilde cundun ma hunalike mahzumun min el ahzab. Bunu Kur'an yolu şöyle çevirmiş arkadaşlar. Yani onlardan çeşitli birliklerden oluşan ve bu durumda şimdiden yenilmeye mahkum, şimdiden yenilmeye mahkum derken işte ayet önceden gelmiş, hükmü daha sonra gerçekleşiyor. Çünkü Saat suresi Mekki bir sure. Cündüm ma hunalike, orada cündüm ma bir grup var. Mehzumun, hezimete uğratılmış. Özellikle ismi meful sigasıyla gelmesi de daha şimdiden hezimete uğratılacakları hükmü verilmiş. Kim bu grup? Minel ahzabi, düşman grupları. Kale Katade, ki bunun tefsirinde de yine Kur'an yolunda da diğer tefsirlerde de bilgi geçiyor. Bedir mağlubiyeti veya Müslümanlar açısından konuşacak olursak Bedir galibiyeti ta Mekke'de gelen bu ayetle işaret olunmuştu deniliyor. Kale Katade diyor ki Va'adehullahu, Allah Teala peygamberine vaat etti. Ve huve yevme izin bi Mekke'te, henüz peygamber Mekke'deyken neyi vaat etti? Ennehu seyehzimu cünden minel müşrikine. Peygamberin seyehzimu cünden minel müşrikine, müşriklerden bir grubu hezimete uğratacağını vaat etti. Fecaa te'viluha yevme Bedrin. Bu ayetin tevili de yani verdiği haberin gerçekleşmesi de Bedir günü oldu. Ahrecehu İbn-i Ebi Hatim. Ahrece İbn-i Ebi Hatim an İbn-i Mes'udin fi kavlihi قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Bu ayeti kerime hakkında da yine İbn-i Mes'ud'dan gelen şöyle bir tahrişte bulunmuş İbn-i Ebi Hatim. قَالَ, yani قُلْ جَاءَ الْحَقُّ قَالَ السَّيْفُ. Kılıç olarak burada tefsir etmiş İbn Abbas onu. وَالْآيَةُ مَكِّيَّةٌ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى فَرْضِ الْقِتَالِ. Halbuki bu ayet efendim Mekki'dir. Mutakaddimetun ala fardıl gıtel. Savaşın farz kılınmasından önce gerçekleşmiştir nüzulu. Ve yueyyidu tefsira İbni Mes'udin. Şimdi İbni Mes'ud hak kelimesini nasıl tefsir etti? Seyf diye tefsir etti. Ve bir de dedi ki bu ayet Mekki'dir. Savaş farz kılınmadan evvel nazil oldu. Ve yueyyidu tefsira İbni Mes'udin. İbni Mes'ud'un bu yorumunu, bu tefsirini, el hak kelimesini es seyf diye yorumlamasını
şu rivayette destekliyor. Nedir o? Ma ahrajahu şeyhan min hadisihi eydan. Buhari ve Müslim'in bizzat min hadisihi, bizzat İbn Mesud'dan tahric ettikleri şu rivayette destekliyor bu yorumu. Ne demiş İbn Mesud? Kale dehalen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'te yevmel fethi. Allah Resulü aleyhisselam fetih günü Mekke'ye girdi. Hal cümlesi ve havlel Kabe'ti 360 nusuben. Kabe'nin etrafında 360 put olduğu halde. Yani veya bu hal cümlesini illaki böyle çevirmek gerekmez. Şöyle de çevirebiliriz. Allah Resulü aleyhisselam fetih günü Mekke'ye girdi. O anda Kabe'nin etrafında da 360 put vardı. Feca'ale yet'anuha bi'udin kâne fî yedihî. Allah Resulü aleyhisselam elindeki bir sopa ile yet'anuha, o taşları, o putları teker teker devirmeye başladı. Ce'ale yet'anu ve yekûlu, şöyle diyerek, ve huve yekûlu takdirinde yani. Şu ayeti okuyarak o putları devirmeye başladı. Ce'el hakku ve zehekal batil innel batile kâne zehûka. İsra suresi 81. ayet. Yine kul ca'al hakku ve ma yubdi'ul batil ve ma yu'id. Sebe suresi 49. Sebe de Mekki mesela. Ama ta fetih günü gerçekleşiyor bu. Hatta waqtuluhum haythu saqiftumuhum ve akhrijuhum min haythu akhrajukum ve'l fitnetu eşeddu min'l katl. Şimdi ta Bakara'da geçiyor o. Ve akhrijuhum min haythu akhrajukum. Onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın diyor. Fetih'ten 5 yıl evvel geldi Bakara'daki bu ayet. Ama orada da geçiyor tefsirlerde, siz de görürsünüz. İhraç hükmü, yani onların sizi çıkardığı yerden siz de onları çıkarın hükmü ta fetih günü gerçekleşti diyorlar. Şunu demek istiyorum. Yani nüzulü daha önceden gerçekleşip de hükmü daha sonra ortaya çıkan ayetler sadece Mekke'de nazil olup da hükmü Medine'de olanlar değil, bizzat Medine'nin ilk döneminde de nazil olup sonraki süreçte hükmü efendim yaşanılan ayetlerde var. Kul ca'el hakku, de ki hak geldi. Ve ma yubdi'ul batilu ve ma yu'id. Batıl tekrar başlayamayacak. Ve ma yu'id. Tekrar o eski hükümranlığını döndüremeyecek demektir yani. Kale İbnül Hassar zekerallahu ez-zekate fi's-suveril mekkiyyati kesiran. Ha, şimdi şöyle bir ön açıklama yapalım. Arkadaşlar, zekat Medine'de mi farz kılındı, Mekke'de farz mıydı? Şimdi zekat maddesine de bakabilirsiniz. Fıkıh kitaplarındaki ilgili efendim bablara da bakabilirsiniz. Şimdi nisap miktarları Medine'de belli olunca bizim zihinlerimize sanki zekat hemen Medine'de farz kılındı gibi geliverir. Geçen haftalardaki derslerimizde Hazreti Ebu Bekir'le alakalı اَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ayetinde de okuduk. En'am suresinde de geçecek biraz sonra. وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهِ. Hasat gününde kazancınızın, mahsullerinizin zekatını, hakkını verin diyor. Şimdi fukahanın kanaati, zekat, evet nisap miktarları Medine'de belli olmakla birlikte Mekke'de farzdı. Hatta nisapsız bir şekilde farz olmasını da şöyle açıklıyorlar. Çünkü Mekke'de çok harcamak gerekiyordu. Zaten fakir müminler abluka altında olduğu için zenginlerin ona böyle 1/40 hesabı veyahut da işte neyse yani nisap miktarlarının alel ihtilaf, onları dikkate alarak hesap yapmaksızın harcamaları gerektiği için, bolca harcama yapmaları gerektiği için nisap miktarları Mekke'de teessüs etmedi. Hüküm, şimdi dolayısıyla aslında bunu şöyle anlamak lazım. Burada zekatın farziyet hükmüne dair ayet Mekke'de geldi ama zekat Medine'de cereyan etti gibi oraya getirilecek işi, ama zekat Mekke'de farzdı bizzat. Daha sonra Medine'deki dönemde nisap miktarları belirginleşti. Ve bir de masariful zekat kimlere verileceğine dair Medine'deki ayetlerle daha belirgin hale geldi. Yoksa farziyeti Mekke'de var. Şimdi İbnül Hassar diyor ki zekerallahu ez-zekate fi's-suveril mekkiyyati kesiran. Allah Teala zekat konusunu Mekki surelerde çokça anmıştır. Tasrihan, bazen açıkça ifade ederek, ve ta'ridan, bazen de zekat yerine infak kelimesini
kullanarak böyle açık anmıştır. Bi enne Allaha seyuncizu va'dehu li rasulihi. Bak burada da farklı bir mesaj da var diyor. Zekatı tasrihan ve ta'ridan, bazen açıkça, bazen de üstü kapalı mesaj vermek suretiyle Mekki surelerde Allah Teala çokça andı. Neden dolayı andı? Bi enne Allaha seyuncizu va'dehu li rasulihi ve yuqimu dinehu ve yuzhiruhu hatta tafruda salatu ve zekatu ve sairu şerai'i. Bu da farklı bir yorum burada. Bi enne Allaha seyuncizu va'dehu li rasulihi. Allah Teala Resulüne vaadini yerine getirecek. Ve yuqimu dinehu ve yuzhirahu. Dinini ikame edip galip kılacak. Hatta neticede tefruda salatu ve zekatu ve sairu şerai'i. İşte beş vakit namazda, zekatta, diğer ahkam-ı İslam'da arz olacak diye bu mesajı vermek üzere. Şunu demek istiyor. Zekat devlet eliyle alınır, fakirlerden toplanır, zenginlere verilir. Yani Mekki ayetlerde zekatın anılmasında adeta şu mesaj da vardı demeye getiriyor. Bir gün gelecek, siz hakimiyeti elinize geçireceksiniz. Sisteminiz artık kurulmuş olacak, işleyen bir mekanizma teessüs edecek. O kadar ki fakirlerden alıp zenginlere zekatı dağıtacaksınız. Bir ufuk gösterdi adeta o Mekke'deki, Mekki surelerde geçen zekatla ilgili ayetlerde diyor. وَلَمْ تُؤَخَذْ اَزَّكَاتُ اِلَّا بِالْمَد۪ينَةِ بِلَا خِلَافٍ. Halbuki bila hilaf, yani ulemanın ittifakıyla zekat Medine'de alındı diyor. Ve buna örnek olarak da Mekki suretlerde zekatı andığına dair وَاَوْرَدَ مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى. Bu konuda da şu ayeti örnek getirdi. وَاَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Hasat gününde hakkını verin. El-En'am 141. En'am suresi bilkülliye Mekki bir suredir. Bak orada وَاَتُوا حَقَّهُ demiş. Ama Medine'de alındı zekat. Demek ki ta o günden efendim zekatınızı verin derken öyle bir zaman gelecek ki siz zekatlarınızı vereceksiniz. Resulullah da memurlarıyla zekatları toplayacak. Öyle bir ortam oluşacak diye mesaj veriyordu Allah diyor. Ve kavlehu fi suretil Müzzemmil, yine Müzzemmil suresinde ve akimus salate ve atuz zekah ayetini de örnek getirdi. Ve min zalika kavluhu fiha, yine Müzzemmil'deki şu ayet de mesela müminlerin hakim olacağına dair örnektir. Ve aharuna yukatiluna fi sabilillah diyor. Ama burada şöyle bir itirazımız var. Zaten Müzzemmil suresinin bu arka tarafı efendim Medine'de inmiş bir ayettir bu. Burası medenidir. Dolayısıyla olaya böyle baktı İbnül Hassar. Şu paragrafı şöyle toplayalım. İbnül Hassar diyor ki Mekki surelerde Cenab-ı Hak bazen tasrihan, bazen ta'ridan zekatı anmakla aslında Allah'ın Resulüne vaadini gerçekleştireceğini, dinini hakim kılacağını, neticede namazın, zekatın ve diğer ahkam-ı ilahiyenin farz olacağını müjdelemiş oldu. Halbuki zekat Medine'de alındı. Mekki ayetlerde zekatın geçtiğine örnek verecek olursak, işte ve atu hakkahu yevme hasadihi ayeti var. Ve akimus salate ve atu zekah ayeti Müzzemmil'de var. Hatta mesela Mekke'de cihat mı vardı diyor. Ama ve aharune yukatilune fi sebilillah. Şunu demeye getiriyor. Bir gün gelecek ki insanlar Allah yolunda cihat edecekler. Buradan hareketle İbnül Hassar bu ayetler diyor her ne kadar Mekke'de nazil olsa da hükmü Medine'de gerçekleşti. Yani nüzulü önceden olup da hükmü teahhur eden ayetlere örnek getirdi. Ama bizim burada şöyle bir efendim buna dair bir itirazımız olacak. Bizim derken öğrendiklerimizden hareketle zekat namaz gibi Mekke'de farzdı. Nisapsız bir şekilde farzdı. Medine'ye geldiğimizde zekatın nisapları belirginleşti. Artık yavaş yavaş İslam hakimiyeti teessüs ettikçe kimlerden alınacak, kimlere verilecek onlar daha çok belirgin hale geldi. Yoksa farziyeti itibariyle şöyle bir şey yok yani. Ve atu hakkahu yevme hasadihi, her ne kadar En'am'da ta Mekke'deyken nazil olmuş olsa da hüküm Medine'de farz oldu demiyoruz. Hüküm orada farzdı. Neticede harcıyorlardı yani. Harcamaları da gerekiyordu.
Hatta şununla bağlantılayalım. Hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya, kırkta bir cimrilerin zekatıdır. Bol bol verecek olanlar kırkta bir hesabı yapmadan verirler diyorlar ya. Onunla da bağlayacak olursak, Hazreti Ali'nin sözüdür o. Mekke kırkta bir hesabı yapmadan verme dönemi idi. Orada zekat farzdı. Elinde olanlar. Bir de şu var, nisap dediğimiz bir alt sınır var. 80 gram altın veya değerinde bir şeye sahip olacaksınız ki zekat veresiniz. Böyle bir nisap da yoktu Mekke'de. Bugün elinde 4 ekmek varsa zorda kalmış bir Müslümana birisini veriyordunuz. Çünkü adam İslam olmasının bedelini açlıkla ödüyor idi. Dolayısıyla Mekke öyle bir geçiş dönemi idi yani. Onun için bu ayetleri hükmü daha sonra uygulanan ayetler olarak görmek yerine bizim beyan ettiğimiz gibi değerlendirmek daha sağlıklı. Dolayısıyla arkadaşlar burada şunu görüyoruz. Bakın, bu babla ilgili en başta verdiği örneği eleştirdik. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ayetini işte fıtır sadakası ve bayram namazı diye tevil etmesini eleştirdik. Ardından gelen üç ayetin gayet yerinde örnekler olduğunu, işte müşriklerin hezimete uğrayacaklarını belirten ayetler Mekke'de gelmiş olmakla birlikte hükmü Medine'de gerçekleştiğini gördük. Onlar gayet doğru şeyler, istidlaller. Hatta وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ayeti aynı şekilde doğru istidlal. Ama bu zekat ayetleriyle alakalı bu konuya böyle örnek getirmesi veya yine şu okuyacağımız örneği getirmesi de zayıf bir tevil. وَمِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى yine bu neviye örnek olarak şu ayeti kerimeyi de zikredebiliriz diye. Allah'ın bu ayeti de bu babtandır. Ne o? وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a çağıran ve salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Fakat galet Aişetu ve İbn Umara ve İkrimetu ve cemaatun. Hazreti Aişe, İbn Ömer, İkrime radıyallahu anh ve bir grup alim innehâ nezelet fil müezzinîne. Bu ayetin müezzinler hakkında indiğini söylemişler. Hani dea ilallah diyor ya, müezzinler de Allah'a çağırıyor. Vel ayetu Mekkiyetun. Halbuki ayet Mekki'dir. Ve lem yuşra'il ezanu illa bil Medine. Ezan da Mekke'de meşru kılınmamış, Medine'de meşru kılınmıştı. Dolayısıyla Hazreti Aişe madem ki bu ayet müezzinler hakkında indi diyorsa, o zaman Mekke'de nazil olduğu halde ezan okuma hükmü Medine'de meşru kılındığına göre hükmü daha sonra uygulanan ayetlere örnek verebiliriz bunu diyor. Ama bir defa rivayetin kendisi ele veriyor. Çünkü innehe nezelet fil müezzinine diyor. Müezzinler hakkında. Gayri sarih siga arkadaşlar bu. Bu gayri sarih siga. Yani bu gayri sarih sigaları nasıl kabul ediyorduk? Tefsir nitelikli kabul ediyorduk. Dolayısıyla Hazreti Aişe'nin bu ayeti müezzinlerle ilintilendirmesi doğru bir ilintilendirme haddi zatında. Ama ayet ilk inerken müezzinler hakkında inmedi. Mesela Bakara 204-205. ayetlere gidelim. Bu gayri sarih sigalarla alakalı. Orada ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dünya. Dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gidenler vardır. Ve huve elettül hisam diye bitiyor ya ayet-i kerime. Halbuki düşmanlıkta en önde gidendir o. Münafıklarla ilgili. Mesela orada da geçti bu mevzu, hatırlayalım. Dese ki bu ayet bir şahsı göstererek şunun gibi münafıklarla ilgili olarak nazil oldu dese birisi doğru söylemiş olur mu? Doğru söylemiş olur. Çünkü ayet böyleleri, böyle tiplerden bahsediyor. Ama ayet ilk indiği gün belki bu adam hayatta bile yoktu. Böyle tiplerden biri vardı, onunla ilgili geldi. Bak şimdi. Dolayısıyla bu ayet de Fussilet suresi Mekke'de geldiğinde ezan yoktu daha. Doğru. Allah'a çağıran, o gün Allah'a çağıran kim? Sahabe İbni Mesud Kabe'de İslam'a çağırmanın Kur'an okuduğu için Kabe'nin damında İslam'a çağırmanın dayağını yedi yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselam başta olmak üzere tüm Müslümanlar. Ve dolayısıyla Hazreti Aişe'nin daha sonradan bu ayet müezzinler hakkında indi demesini şöyle yorumluyoruz.
Yani neticede müezzinler de Allah'a çağırıyorlar. Dolayısıyla müezzinlerin çağrısı en güzel çağrı. Yoksa hükmü daha sonra gerçekleşen ayet gibi göremeyiz bunu arkadaşlar. وَمِنْ اَمْثِلَةِ مَا تَأَخَّرَ نُزُولُهُ عَنْ حُكْمِهِ Buraya kadar gördüklerimiz şuydu arkadaşlar. Ayet iniyor, hükmü daha sonra gerçekleşiyor idi. Şimdi ise hükmü konulmuş da ilgili ayet daha sonra gerçekleşiyor. Mesela abdest ayeti Maide suresindeki. Şimdi Maide suresi Hudeybiye'den sonra nazil olmaya başlayan bir sure. Halbuki ümmet 17-18 senedir abdest alıyor. Abdestin farziyeti daha evvel sünnetle sabit oldu. Ama abdestle ilgili ayet daha sonra nazil oldu. Ha, hüküm bu defa nüzulün önüne geçmiş. Ancak burada şöyle bir açıklama yapalım. Bu ayet, yani Maide suresindeki abdest ayeti olarak bildiğimiz ayet, abdestin farziyet hükmünü beyan eden ayet değildir arkadaşlar. Bu ayet ne zaman abdestli olmamız gerektiğini belirten ayettir. Ve bir de abdest alırken asgari yıkanması gereken yerleri belirten bir ayettir. Çünkü bazı sahabilerde aşırılıklar söz konusu. Mesela hiçbir zaman abdestsiz gezmemek üzere hep abdestli kalmaya çalışan ama bu noktada sıkıntı yaşayan sahabiler var. Ayeti kerime rahatlatıyor. İza kumtum ila salat. Namaza kalktığınızda namaz veya namaz hükmünde bir şey yapacaksanız abdest alın. Başka zamanlarda illaki abdestli bulunmanız gerekmiyor diye aslında bir genişlik veriyor ayet. Dolayısıyla bu ayeti böyle anlıyoruz. Arkadaşlar peki bu başlık yanlış bir başlık mı o zaman? Ve min emsileti ma teahhara nuzuluhu an hukmihi. Yani ayetin nüzulu ifade ettiği hükümden daha sonra gerçekleşmiş. Önce hüküm takarrur etmiş, teessüs etmiş. İlgili ayet daha sonra gerçekleşmiş. Elbette buna biz kökten yanlış demiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Bu ayet abdestin farziyetini beyan etmek üzere gelmedi. Abdestin farziyeti gayri metlu vahyin hükmüyle, sünnetin hükmüyle takarrur etti. Bu ayet ise ne zaman abdestli bulunmamız gerektiğini bir de tahtında teyemmümü de açıklıyor. Onu beyan etmek üzere geldi. Ayetül vudu. Buna dair örnek abdest ayetidir diyor. Sahih Buhari'de An Aişete, Hazreti Ayşe'den gelen rivayette kalet şöyle diyor. Sekatat kıladetun li bil beyda. Beyda denilen yerde. Yani Beni Mustalik gazvesi veya Müreysiye gazvesinden dönerken Hazreti Ayşe validemiz biliyorsunuz kolyesini kaybediyor. Daha sonra o kolyeyi arayacağım derken gecikiyor falan. Hatta münafıklar ilk hadisesi de o zaman gerçekleşecek malum. Beyda denilen yerde diyor benim bir kolyem düştü. Ve nahnu dâhilûnel medînete. Biz de neredeyse Medine'ye girmek üzere idik. Fe enâkha Resûlullâhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini ıhtırdı ve nezele devesinden indi. Fethena ra'sehu fi hicri rakiden. Başını benim kucağıma koydu. Böyle yatıyor bir halde. Ve akbele Ebu Bekir'in. Hazreti Ebu Bekir de bana doğru yöneldi. Babası yani. Fe lekezeni lekzeten şedideten. Lekeze arkadaşlar böyle eliyle iteklemek demek. Ayşe ne yaptın sen diyor. Bir yandan eliyle itekliyor. Koskoca kafileyi geciktirdin diyor. Lekezeni lekzeten şedideten şiddetli bir şekilde elini göğsüme koyarak itekledi beni diyor. Vakale ve şöyle dedi diyor babam Ebu Bekir. Habestin nase fi kıladetin. Bir kolye için insanları sen yolundan engelledin dedi. Sümme innen nebiyye isteykafa. Daha sonra da diyor Allah Resulü aleyhisselam uyandı. Yani tabi Hazreti Ebu Bekir bunu söylerken fısıltıyla söylüyor. Yani kızını itekledi derken hatta rivayette öyle diyor. Resulullah dizimde uyuyor olmasa kalkacaktım yerimden. Beni yerimden kalkmamdan o engelledi diyor diğer tariflerinde. Neticede Allah Resulü uyandı ve hadaratis subhu bu arada sabah namazı vakti de geldi. Feltumisel ma'u felem yucet. Etrafa su arandı ama su bulunamadı. Fenezelet daha sonra da
Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti ayeti geldi. İlâ kavlihi leallekum teşkurun. Çünkü gerisinde işte hasta olursanız, seferde olursanız, evlâ meslumun nisâ'e felem tecidû mâ'en feteyemmemû sa'îden tayyiben diyor. Temiz toprakla teyemmüm edin ayeti geldi diyor. Şimdi bu fel ayetu medeniyetun icmaan. Ayet diyor, icmaan medeni bir ayet. Doğru. Ve fardur rudu'i kâne bi Mekke'te ma fardı salati. Halbuki abdestin farziyeti de namazın farziyetiyle birlikte Mekke'de gerçekleşmişti. Dolayısıyla hüküm Mekke'de konulmuştu ama abdestin farziyetine dair bu ayet Medine'de geldi diyor. Bu bölümü okuyalım, bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Kale İbn-i Abdilber el-Kurtubi. İbn-i Abdilber de diyor ki Ma'lumun inde cemi'i ehlil magazi. Bütün siyer alimleri tarafından bilinir ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü aleyhisselam lem yusalli münzu furidat aleyhissalatu illa bi vudu'in. Bütün siyer alimleri tarafından bilinir ki Allah Resulü aleyhisselam namaz farz kılındığı günden itibaren hiç abdestsiz namaz kılmamıştır. Ve la yedfe'u zâlike illa cahilun ev muanidun. Bunu ancak cahil, meseleyi bilmeyen veya muanit, inatçı kimse reddedebilir. Yani bu ayet gelinceye kadar abdest yoktu diye kimse itiraz edemez, ancak cahiller itiraz edebilir. Vakale, şimdi devam ediyor İbn-i Avcılar. Vel hikmetu fi nuzuli ayetil vudu'i ma'a takaddumil ameli bihi. Bu hükümle amel daha önceden gerçekleştiği halde abdest ayetinin inmesinin hikmeti nedir? Liyekûne farduhu metluven bittenzil. Ha. Farziyeti bir de metlu vahiy ile pekişsin diye gelmiştir. Çok güzel. Bu İbnül Abdülver'in yorumu güzel. Diyor ki farziyeti liyekûne farduhu fardul vudu'i, yani abdestin farziyeti metluven bittenzil, bizzat Kur'an'da okunsun. Yani metlu vahiy ile de pekişsin diye bu ayet geldi diyor. Vakale gayruhu yuhtemelu en yekune evvelul ayeti nezele mukaddemen ma'a fardil vudu thumme nezele bakiyetuha ve huve zikru teyemmum fi hadihil kıssa. Çok zayıf bir tevil bu. Bunu almış ama bazıları da demişler ki ayetin baş tarafı abdestin farziyetiyle birlikte inmiş olabilir Mekke'de diyor. Halbuki Maide suresinden hiçbir ayet inmedi Mekke'de. Yani çok zayıf bir tevil bu. Yuhtemelu en yekune, şöyle olması da muhtemeldir. En yekune evvelul ayeti nezele mukaddemen ma fardın vudu. Ayetin baş tarafı, yani ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salati fawsilu vucuhekum ve eydiyekum ilel marafiqi vemsahu bi ru'usikum ve erculekum ilel ka'beyn ayeti ma fardıl vudu Mekke'de nazil olmuş olabilir. Sümme nezele bakiyetuhe, geri kalan teyemmümle ilgili kısmı da Medine'de nazil olmuş olabilir diyor. Ama kultu, Suyuti diyor ki yerudduhul icma'u ala ennel ayete medeniyetun. Bu ayetin bil külliye medeni olduğuna dair icma bu tevili reddeder diyor. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ta şeyden hatırlayacaksınız. Seferde inen ayetler başlığı altında ben İbni Aşur'dan size bir dosya göndermiştim. Şöyle diyordu orada İbni Aşur. Teyemmüm, Hazreti Ayşe'nin o olayının yaşandığı ve akabinde teyemmümün meşru kılındığı ayet hangi ayettir? Nisa 43 mü yoksa Maide 6 mı? Nisa 43 olduğu daha kuvvetliydi. Çünkü Müreysiye gazvesi veyahut da Beni Mustalik gazvesi 627 yılında gerçekleşti. Bu ayetler ise Hudeybiye'den sonra nazil olan ayetler. Dolayısıyla hatta orada İbni Aşur şeyi de söylemişti. Bu ayet Maide 6. ayet de yine bir sefer dönüşü nazil oldu. Evet. O seferde yine Hazreti Ayşe validemiz de vardı. Doğru. Fakat Hazreti Ayşe validemizin gerdanlığının kaybolduğu ve neticesinde ilk hadisesinin de yaşandığı o olayın akabinde gelen ayet Maide 6 değil, Nisa 43. ayettir diye o zaman beyan etmiştik. Teyemmüm Müreysiye gazvesi dönüşünde meşru kılındı. Bu ayeti teyemmüm ayeti diye anamıyoruz.
Orada da beyan ettik. Çünkü teyemmümü meşru kılan ayet İsra 43'tür. Bu ayette o meşruiyet tekit edilmiştir. Bu ayeti abdesti farz kılan ayet diye de anamıyoruz. Baş tarafı itibariyle dikkate aldığımızda. Çünkü abdest Mekke'de farz kılındı. O zaman bu ayeti, hatta abdest ayeti diye anmanın yanlışlığına değinmişti orada İbn-i Aşur. Bu ayeti efendim şöyle değerlendiriyoruz. Abdest farziyetini gayri metlu vahiy ile farz olan abdest hükmünü bir de metlu vahiy ile destekleyen ayet diyebiliriz. Bakın abdesti farz kılan ayet değil. Abdestin farziyetini metlu vahiy ile pekiştiren ayettir. Dolayısıyla abdestin farziyet hükmü daha önce takarrur etti, teessüs etti. Yıllar sonra bu ayet geldi ama abdesti farz kılmak üzere değil. Bir, farziyetini kitapla da pekiştirmek üzere. İki, bir de ne zaman abdestli bulunmamız gerektiğini beyan etmek üzere geldi. O da اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ ve min emsiletihi اَيْضًا yine hükmü tekarrur edip de ilgili ayeti daha sonra gelen bir konu daha var ki bu başlığın örneklerinden birisi de اَيَتُ الْجُمْعَةِ yani اِذَا نُودِيَ لِصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ ayetidir. فَاِنَّهَا مَدَنِيَّةٌ وَالْجُمْعَةُ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ Hayrettin Karaman Hoca Cuma namazı maddesinde de bunu beyan etmiş. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hicretinin 5. günü Ranuna Vadisi'nde ilk cumasını kılmış olmakla birlikte farziyeti o gün gerçekleşmiyor. Hatta hicretten evvel Medine'deki Müslümanlar Medine'de Yahudilerin kendilerine günleri var, Hristiyanların da kendilerine günleri var. Biz de Cuma'yı kendimize bir gün olarak belirleyelim demişlerdi. Ve Es'ad bin Zürare Müslümanlara Cuma kıldırıyor idi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam da ilk Cumasını Kuba'ya geldi. Pazartesiden Perşembe'ye kadar orada 4 gün kaldı. 5. gün Kuba'dan yürüdü. Az ileride Beni Salim yurduna geldiğinde Ranuna Vadisi diyoruz ya oraya. Orada cumasını kıldı diyoruz. Ama ilgili ayet daha sonra geliyor. Hatta şöyle diyenler de var o maddeye bakarsanız. Mekke'de farz kılınmıştı aslında ama hükmü ertelendi. Çünkü cuma dediğimiz cemaat halinde kılınan Müslümanlar da Kabe'de böyle topluca ibadete zaten tahammülleri yok. Ondan dolayı Mekke'de kılınamadı şeklinde beyanatlar da var. فَاِنَّهَا مَدَنِيَّتُنْ Cuma namazı ile ilgili ayet medenidir. وَالْجُمْعَةُ فُرِضَتْ بِمَكَّةَ Cuma Mekke'de farz kılındı. وَقَوْلُ اِبْنِ الْفَرَسِ İbn-i Feres'in şu sözü, hangi söz? اِنَّ اِقَامَةَ الْجُمْعَةِ لَمْ تَكُنْ بِمَكَّةَ قَطُّ Cuma'yı ikame etmek Mekke'de hiç mümkün olmadı. Sözü var ya, hani böyle bir itiraz getirilebilir diyor. Mekke'de Cuma kılınmadı ki. Ey Suyuti, sen Cuma Mekke'de farz kılındı dedin ama İbn-i Feles de Mekke'de Cuma hiç ikame edilmedi ki diyor diye bir itiraz edilebilir ama yeruddühü İbn-i Feles'in bu sözünü reddeder. Ney? Ma ahrecehu İbn-i Mace an Abdurrahman İbn-i Ka'b İbn-i Malik. İbn-i Mace'nin Abdurrahman bin Ka'b bin Malik'ten tahric ettiği şu rivayet İbn-i Feles'in bu yorumunu reddeder. Ne demiş Abdurrahman bin Ka'b bin Malik? Kale, kuntu kaide ebi hine zehebe basaruhu. Babam Ka'b bin Malik'in gözleri görmez olunca vehebe basaruhu ben babamın kaidi idim. Yani kaid mescide ben getirip götürüyordum. Fekuntu izâ haractu bihi ilel cum'ati ben babamı cumaya çıkardığımda fesemi'al ezâne o da cuma ezanını duyduğunda yestağfiru li ebi umamete es'ad ibni zürarete Ebu Umame yani Es'ad bin Zürare oluyor. Ebu Umame Es'ad bin Zürare için istiğfarda bulunur, dua ederdi. Ben babamın gözleri kör olduğunda artık onun mescide götürüp getiren bir delili, kılavuzu idi. İşittiğinde Ebu Umame için dua ederdi. Fakultu babama dedim ki ya ebetahu babacığım eraeyte salateke Ala Es'ad ibn Zürarete kullama semi'ten nida'e bil cum'ati.
her cuma ezanını duyduğunda Es'ad bin Zürare'ye yaptığın şu duaya ne dersin? Salateke ala, buradaki salla ala dua manasında arkadaşlar. İnna Allahe ve melaiketehu yusallune alen nebi var ya, o manada. Yani babacığım diyor, cuma ezanını her duyduğunda Es'ad bin Zürare'ye dua ediyorsun sen. Ne dersin bu duanın hakkında? Niye yapıyorsun bunu? Lime hâze? Kale, babası demiş ki, ey büneyye, oğulcuğum, kâne evvele men sallâ bina el cum'ate kable makdemi Rasûlillâhi min Mekke'te. Kâne hüve yani. Kâne hüve, Es'ad bin Zürare, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye gelmeden evvel bize ilk cuma kıldıran kişi idi. Dolayısıyla bize ilk cuma kıldıran kişi olduğundan dolayı her cuma ezanını işittiğimde ona dua ediyorum diyor. Buradan neyi anlıyoruz? Demek ki Resulullah Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye gelmeden Es'ad bin Zürare, ki orada Hayrettin Hoca açıklamış onu güzelce, maddeye bakarsanız arkadaşlar, Müslümanlara cuma namazı kıldırıyor idi. Peki bunu şöyle itiraz edemez miyiz? Şöyle tevil edemez miyiz? Ya bu cumanın farziyeti ayeti gelmeden evvel kılınan cumalar tatavvu olarak da değerlendirilebilir denemez mi? Onu diyenler de olmuş ama neticede arkadaşlar şöyle de değerlendirilebilir o. Bakın, o tatavvuan başlamış olsa bile sonradan farziyete dönüşmesi Müslümanlar adeta yavaş yavaş alışmışlar gibi değerlendirilebilir belki ama neticede tatavvu olmadığını, farz kılındığını söyleyenler de var. Dolayısıyla peki cuma ayeti ne zaman geldi? Orada şunu söylüyorlar. Ayeti kerimede diyor ki فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا اِنْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Neticede bir cuma günü mescitte, Mescid-i Nebevi'de cuma kılınıyorken, hani bu üç ayet birlikte düşünün. Cuma kılınıyorken bir kervan geliyor dışarıdan. Medine'ye de dışarıdan kervan geldiğinde işte davul çalınır, koru öttürülür, insanlar duysun diye ilan yapılırdı. Davulun sesini duyunca mescitten herkes çıkıyor. Doğal yani, açlık var, insanların ihtiyaçları geliyor. Resulullah'ın etrafında sadece 10 kişi kalmış arkadaşlar. Hatta o 10 kişiyi kaynaklar isim isim de veriyorlar, bakılabilir. Pardon, 11 kişi yanlış hatırlamıyorsam. 10 kişiden 10'u aşere-i mübeşşere, 11.'si de şuydu diye geçiyor kaynaklarda. O 11. ismi hatırlamıyorum şu anda. Bu ne zaman gerçekleşmiş? Henüz Müslümanların mescitte mescit disiplininin oluşmadığı dönem. Hicri ilk yılda, efendim, Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinin ilk senesinde nazil oluyor bu arkadaşlar. Daha sonra artık mescitte, bir mescitte olma bilinci, mescit disiplini oluşuyor yavaş 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 yavaş. Ondan sonra da artık malum. Şimdi dolayısıyla hicri birinci yılda nazil olmuş olsa bile bu ayetler neticede öncesinde cuma namazı kılınıyordu. Ama aynen abdest ayeti gibi. Bakın, cumayı ilk defa farz kılan ayet değil. Nasıl abdest ayeti, abdest farziyetini bir de Kur'an'la tescilliyor. Bu ayet de Cuma'nın farziyetini bir de Kur'an'la tescillemiş oldu. Yani ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi, artık farziyet Kur'an'la da tescillenmiş oldu. Zaten öncesinde kılınıyordu Cuma. Ve min emsiletihi kavluhu teâlâ. Yine hükmü belirlenip de nüzulü daha sonra gerçekleşen ayetlere dair örneklerden biri de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ayetidir. Tevbe suresinin 60. ayeti. مَسَارِفُ الزَّكَاتِ efendim. فَاِنَّهَا نَزَلَتْ سَنَةَ تِسْعِنْ. Bu ayet 9. senede, Medine'nin 9. senesinde nazil oldu. وَقَدْ فُرِدَتِ الزَّكَاتُ قَبْلَهَا فِي اَوَائِلِ الْهِجْرَةِ. Bak burada da söylüyor. Halbuki diyor, zekat hicret öncesinde, yukarıda yaptığımız beyanatın şeyi burada oturdu işte. Zekat hicret öncesinde farz kılınmıştı. Ama bu ayet, şimdi bunu da yine şöyle tevil ediyoruz. Oradaki farziyet, efendim, ihtiyacı olan herkese yönelik veriliyordu artık.
Çünkü vel amiline aleyha da var bu ayetin içinde. Mekke'de amiline aleyha zekat memurları falan yoktu ki. Yani bu zamana kadar, bu ayet ininceye kadar zekat verilirken amiline aleyha kısmına falan böyle bir şey yoktu. Ama artık hakimiyet oluştuktan sonra, devlet eliyle toplanır hale geldikten sonra bu iş bir müesses nizam haline dönüştü. Kale İbnül Hassar قَدْ يَكُونُ مَصْرِفُهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ مَعْلُومًا. Yani bu zekatın sarf yerleri bu ayet gelmeden evvel de bilinebilir, bilinmesi mümkün. وَلَمْ يَكُنْ ف۪يهِ قُرْآنٌ مَتْلُوبٌ hal cümlesi. Hakkında metlu bir ayet olmadığı halde masarifu zekat bu ayet gelmeden evvel de bilinebilir. كَمَا كَانَ الْوُضُوءُ مَعْلُومًا قَبْلَ نُزُولِ الْآيَةِ. Yani abdestle ilgili ayet gelmeden evvel abdest hükmü malum olduğu gibi. Sümmet nezelet tilavetül Kur'an'ı te'kiden bihi. Daha sonra da tilavetül Kur'an, bizzat Kur'an ayeti bu hükmü te'kid etmek üzere nazil olmuş olabilir. Böyle de değerlendirilir diyor. Mevzuyu şöyle toparlayalım arkadaşlar. Yani bu bab içerisinde Suyuti'nin verdiği örneklerden zayıf tevilli örnekler de var. İlk örnekte olduğu gibi قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ayetinde olduğu gibi. Ama verdiği örnekler içerisinde ulemanın hep böyle kabul ede geldiği örnekler de var. Şimdi neticede usulü tefsir veyahut da ulumul Kur'an alimlerinin bu çalışmalarını şöyle okumak gerekiyor. Bugün mesela akademik çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bir akademik çalışma yapan bir insan ulaştığı neticelerin hepsinin %100 doğru olduğunu iddia edebilir mi? Mümkün değil. Dolayısıyla bizim okuduğumuz eserde de başka kitaplarda da olabilir bu. Bazı zayıf tevilli örnekler de olabilir ama gördüğümüz gibi gayet yerinde örnekler de var. Bunu niye söyledim? Bu son cümleleri şundan dolayı söyledim. Suyuti mütesahil. Evet mütesahil. Fakat bu mütesahil olmayı bazı özellikle yeni yetişen öğrenci arkadaşlarımız, lise veya lisansa yeni adım atmış arkadaşlarımız doğru algılayamayıp yani mütesahilse o zaman okunmaz o kitap gibi değerlendirebilirler belki. Öyle bir yanlış anlamaya da meyletmemek lazım. Neticede insan unsuru eserler hatası da sevabı da olacak. Allahu alem. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.